yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Bırak onu bakayım. Bırak. Sana ne bacım? Ah, utanmıyor musunuz burayı yağmalamaya? Ne yağmalaması be? Hadi oradan. Ayıp oluyor Nurten Hanım. Ayıp mı? Asıl size 3 kuruş para toplayıp da adama destek olmadınız. Ne yapayım? Bu işler de bana kaldı işte. Haber verseydiniz bulurduk bir yolunu. İnsanların ekmek teknesi burası. Para lazım kızım, para. Adamın hastane masraflarını kim ödeyecek? Ha? Hadi oradan. Hırsızlık bu yaptığınız. Haberi var mı Arif Bey'in? Niye geldik buraya? Ne oluyor? Kes lan kes. Birazdan öğrenirsin. Savcım buyurun. Getirdik. Savcı mı? Savcı mısınız? Sayın Sayıcı. Vallahi para benim. Sorduk mu? Yok da getiren arkadaş şantaj mantaj dedi. Yok benim öyle şeylerle ilgili. Restoran müdürüyüm ben. Başka? Başka bir şey yok. Sayın Savcım niye getirdiniz beni buraya? Öyle gerektiği için. Sayın Savcım. Sahiden savcısınız değil mi? Yani burada böyle buluşunca. Makamda görüşseydik şimdi içeride olurdum, farkında mısın? Derin Hanım'dan gerçekten özür dilerim. Cidden dilerim. Bir de itiraf. Parasını da alabilir. Bu para sende kalacak. Üçüncü bir seçeneğin var. Tekrar para isteyeceksin. Efendim? Şaşırma şaşırma, al. Dediğimi yap. Bir de o görüntüler var ya, bana getireceksin. Herkes işine baksın. Ne yaptım ben? Ne oluyor? Niye kelepçe takıyorsunuz? Öyle istediler. Kimler istedi? Görürsün. Nereye götürüyorsunuz? Komşu kadından öğreniyorum Arif'in hastanede, Meryem'in de hapishanede olduğunu. Ben gerekeni yaptıktan sonra size haber verecektim. İstemez. Ben şu anda İstanbul'dayım. Arif'in yanına geçiyorum. Öyle zavallı gibi duruyorsun ama pahalı avukat tutmuşsun kendine. Parasının da hakkını veriyor. İyi tembihlemiş seni. Aferin ona. Bir ortak tanıdığınız varmış. Kim acaba? Pahalı bir boşanma avukatı ve zavallı bir katilin ortak arkadaşı kim olabilir ki? Sana inanıyor. Öyle hatırla gönülle değil. Bayağı inanıyor. Nasıl? Neye inanıyor? Konuşmaya mı karar verdin? Bak ama iyi düşün. Söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olur. Suçluyum. Sadece sen yetmez. Bu işe ortak kim varsa, hatırlı bir tanıdık, bir avukat, belki bir sevgili. İyi ki geldiniz. Zor tutuyoruz. Tamam, ben hallederim. Kızımı oraya tıktın, beni buraya tıktın. Ama kaçamayacaksın. Arattım Turan'ı. Aklınız hala yerinde değil, ilaçlar sizi çok etkilemiş. Aklım başımda benim. Turan gelsin, seninki de o zaman gelecek.
Arif Baba, ben sana her şeyi anlatmadım mı? Kazayı Meryem yaptı. Karşı taraf çok güçlü. Davayı başka birisi alsaydı her şey daha farklı olacaktı. Bakalım Turan bunlara inanacak mı? Senin için biricik olanı bulup alacağım. Durduramam ki seni. Elimden ne gelir ki? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum. Bilseydim. Onun orada olduğunu bilseydim değil, kaçmak başından bir saniye bile ayrılmazdım. Ayrılmasaydın o zaman... Bana sakın ağlama. O gözyaşının arkasında neyin yattığını biliyorum. Bir korkak. Hesap vermemek için bir kadını ölüme terk edip giden bir insan artık. Hesap vermemek için değil. Ne için? Ne için yapar insan böyle bir şeyi? Bir insanı acı çekerken terk edip gitmek için hangi bahaneye sığınır insan? Var mı bana söyleyeceğin bir şey Meryem Akça? Kendi vicdanını nasıl rahatlatıyorsun onu söyle bana. Ben yapmadım be. Çarpmadım de. Bir şeydi. Bir şeydi, her şey bitsin. Bir şey. Bu işkenceyi bitirecek tek bir şey söyle. Karar duruşması daha görülmedi. Eğer beni bu davadan çekerlerse her şey Meryem'in üstüne kalacak. Sus, konuşma dedin. Sustu. Karşı tarafla konuş dedin, konuştu. Hangisinden hayır geldi? He? Yok değil mi? Yok. Biliyordum. Sen bir katilsin. Sevincin katili. Çocuğumun katili. Kazayı kızım yapmadı. Sen yaptın. Biliyorum ben senin derdini. Kızımı içeri tıkacaksın, kendin ortalıklarda dolaşacaksın, değil mi? Ama her şeyi anlatacağım. Kızımı oradan kurtaracağım. Arif babam çok kötü. Turan, Meryem'i kurdu. Arif babam çok kötü Turan Bey. Turan, Meryem'i kurdu. Turan Bey. Çık dışarı. Çık. Meryem. Arif sakin ol. Arif. Hasta şoka giriyor. Bu
Bu davayı bunun için mi aldın sen? Adam içeride kızım diye ölüp duruyor. Anlaşıldı neden haber vermediğin? Efendim her şeyi anlatacağım size. Durumu anladığınız gibi değil. Bu dava için sen beni aradın. Peki o zaman neden bu davanın Meryem'le ilgili olduğunu söylemedin? Ne karıştırıyorsun sen? Panik haldeydim efendim. Meryem'i kurtarmaya çalışıyordum. O an kime ne söylenir ne söylenmez bilemedim. Siz de aramızdaki ilişkiyi biliyorsunuz. Karşı çıkarsınız diye düşündüm. Senin yapacağın iş ne? Rezillik mi? Aranızdaki ilişkiyi başka bilen var mı? He? Kimsenin haberi oldu mu? Hayır efendim, şimdiye kadar saklamayı başardık. Bana bak. Bundan sonra da saklayacaksınız. Duydun mu beni? Çünkü bu işin artık geri dönüşü yok. Beni de bulaştırdın pisliğine. Efendim, ölen kız Sargunların yakını çıktı. Korktum. Demek Yurdal Sargun'a da kendini ezdirdin ha? Senin kalıbına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.